Değerli Okuryorum takipçileri, Ne Okuyalım serimizde sırada medeniyet okumaları ile ilgili bir kitap listesi var. Bu listede 11 kitap yer alacak. İnşallah biraz sonra onları konuşacağız. Bu 11 kitabı 3 kategoriye ayırdım. Birincisi medeniyet kavramı ve din ilişkisi üzerine 3 kitap. Daha sonra birkaç kitap Batı medeniyeti ve İslam medeniyeti ilişkisi üzerine olacak. Daha sonra birkaç kitap da Anadolu'yu ve İslam medeniyetini oluşturan ruhu tekrar tanımak, onun tekrar farkına varmak üzere oluşmuş 3 kitap olacak. Mekanın ve konunun birbiriyle örtüşmesi açısından bu çekimi tarihi bir camide yapmak istedik. Burası yüzyıllar önce ecdat tarafından yapılmış ve biraz sonra üzerinde konuşacağımız medeniyetimizin bir ürünü olan estetik harikası bir cami. Bu ruhu oluşturan medeniyetin köklerini araştıracağımız 11 kitabı isterseniz hemen konuşmaya başlayalım. Birinci kitabımız Şafak Barkçı'nın Medeniyet Aklı isimli kitabı. Baştan söyleyelim, bu kitapları mümkün olduğu kadar hafiften ağıra doğru bir kategoriye sokmaya çalıştım. Yani önce eğer bu böyle bir okuma yapmak istiyorsanız önce okumanız gerekenler ve daha sonra onun üzerine okumanız gereken kitaplar şeklinde. Bu listenin birinci sırasında Şafak Barkçı'nın Medeniyet Aklı isimli kitabı var. Kitap daha çok biz kimiz üzerine kurulmuş, gençlere yönelik, gençlere bizim kim olduğumuz, medeniyetimizin ne olduğu ile ilgili yazılmış bir kitap. Okuyucuyu yormayan bir kitap. Eğer tanımıyorsanız internetten ve YouTube'dan Şafak Barkçı'nı araştırmanızı ve onu dinlemenizi tavsiye ederim. Çok yönlü bir kişi. Akademisyenlik yönü var, bürokrasi yönü var, sanatçı kimliği yönü var. O açıdan özellikle gençlere medeniyet konusunda, medeniyet okumaları konusunda ilk okunacak kitaplardan biri olarak tavsiye edilebilir Şafak Barkçı'nın kitabı. İkinci kitabımız Yedi Güzel Adam'dan bir kitap. Akif İnan'ın Din ve Uygarlık isimli kitabı. Yedi Güzel Adam'dan biri olması zaten onun dilinin de okunabilir olduğunu bize gösteriyor. Yaklaşık 35 yıl önce yazılmış bir kitap bu. 1985'ti yanlış hatırlamıyorsam ilk yazıldığı zaman. Akif İnan hem eğitimci yönüyle, hem yazar yönüyle, hem şair yönüyle bizim eskilerin münevver dediği, bugün aydın dediği insanlardan bir tanesi. Kitabın yazıldığı dönemlerde de oldukça gündemde olan Batıcılık, İslamcılık gibi kavramlara farklı bakış açıları getiriyor. Bazı konularda eleştirel yaklaşma cesaretini gösterebiliyor. Kitapta özellikle İslamcılığı eleştirmesi enteresan. Namık Kemal gibi, Mehmet Akif gibi kişilerin bile Batıcılığının moderniteden kopamadığı üzerine ilginç tespitleri var. Bugün artık anlamını yitiren, içi boşalan kavramların, o zaman çok gündemde olan kavramların tekrar hatırlanması ve medeniyete etkileri, bizim kültürümüze ve medeniyetimize etkileri açısından sorgulanması açısından hem de dilinin hafifliği açısından tavsiye edilebilecek bir kitap Akif İnan, Din ve Uygarlık kitabı. Medeniyet kavramı üzerine üçüncü konuşacağımız kitap, Tahsin Görgün Hoca'nın İslam-Batı ilişkileri çerçevesinde Medeniyet Meselesi isimli kitabı. Bu kitap da diğerlerine göre biraz daha akademik yönü olsa da okunabilecek güzel bir kitap. İnce hacimli olması açısından da gençlere de tavsiye edilebilir. Kitabın iki temel sorusu var. İslam medeniyetinin dünyadaki yeri nedir? Batı medeniyetinin dünyadaki yeri nedir? Sorularını sorup bu ikisi arasındaki ilişkiyi irdeliyor. İslam ve Batı medeniyeti arasındaki ilişkiyi ele alırken güzel tespitleri de var. Onu da zikretmeden geçemeyeceğim. Aslında bir kitap tanıtımı yapsaydık üzerinde daha fazla konuşurduk. İnşallah o da olur. Mesela İslam kültürünün medeniyetinin şiarlarından biri olan "İnsan tabiatı icabı medenidir" sözüyle İbni Haldun'dan atfen Batı medeniyetinin özellikle sanayi devrimi modernite ile birlikte insan insanın kurdudur ilkesinin birbiriyle bağdaşmazlığını ortaya koyarak bu konuyu güzel bir şekilde ele almış. Batı medeniyeti ile İslam medeniyeti arasındaki ilişkiyi ele alan kitaplar bölümüne geçelim. Burada size ilk önereceğim kitap İbrahim Kalın'ın İslam ve Batı isimli kitabı. Bu kitap tam da bizim bugün konuştuğumuz okuma listesinin kitabı konu olarak. İbrahim Kalın'ın hem bir akademisyen hem de Cumhurbaşkanlığı sözcüsü olduğunu düşünürsek, aynı zamanda onun sanatçı yönünü de biliyoruz. Çok nitelikli bir kişi olduğunu, çok derin birikimlerinin olduğunu bu kitaptan çok rahatlıkla görebilirsiniz. Beni en çok etkileyen kitaplardan, en çok faydalandığım kitaplardan biri olmuştu. Boyu küçük
Fakat içeriği gerçekten çok zengin. Bu kitabı aslında Batı medeniyetiyle Doğu medeniyetinin hem bir karşılaştırması hem de karşılaşmasının tarihi olarak ele alabiliriz. Bu ne demek? Batı ile Doğu'nun birbiriyle kesiştiği, özellikle Osmanlı zamanında, Endülüs zamanındaki birbiriyle kesiştiği anlarda yaşananları ele almış. Mesela Endülüs medeniyetinin son zamanlarında yaşananlar gerçekten çok etkileyici bir şekilde bu kitapta anlatılmış. Kitabın bugünkü Batı ve İslam medeniyeti arasındaki ilişkiyi ve birbirleriyle aralarındaki meselelerin kökenlerini bize vermesi açısından da güzel tespitleri var. Mesela kitabın içindeki şu cümle çok enteresan. Diyor ki İbrahim Kalın, Avrupa Türkleri İstanbul'un fethinden dolayı hiçbir zaman affetmeyecektir. Yani bu bizim Batı ile olan ilişkilerimizin ne gibi problem temellerinden kaynaklandığını çok güzel bir şekilde ifade etmiş. Bu kitabı da şiddetle tavsiye ediyorum. Bir medeniyet okuması listesi yapacaksanız. Listedeki bir diğer kitap Korkut Tuna'nın Batılı Bilginin Eleştirisi Üzerine isimli kitabı. Korkut Tuna kitapta temel olarak Batılı bilginin evrenselliğini sorguluyor. Bütün dünyada geçerli kabul edilmesi için çaba sarf edilen ve öyle olduğu varsayılan, öyle bir ön yargı oluşturulan Batılı bilginin diğer medeniyetler için geçerli akçe olup olmayacağını, o medeniyetleri yani Batı medeniyetinin dışındaki medeniyetleri ihya etme iddiasının ne kadar tutarlı ve geçerli olduğunu sorguluyor ve burada da edinilmiş bilgi diye bir kavram ortaya atıyor Korkut Tuna. Yani Batı için kendisinin oluşturduğu bilgi diğer medeniyetler için edinilmiş bir bilgidir ve bu da ne kadar geçerlidir o medeniyet açısından diye bir sorgulamaya kapı açıyor. Sıradaki kitap medeniyet okumaları konusunda klasikleşmiş kitaplardan bir tanesi. Martin Links'in Antik İnançlar, Modern Hurafeler isimli kitabı. Bu kitap Batı medeniyetinin makyajını silme iddiasında olan kitaplardan bir tanesi. Bu kavramı bir önceki kitaptan yani Korkut Tuna'nın kitabından alarak söylüyorum. Batı'nın makyajını silmek gerektiği, o zaman altından çıkacak olanların bizim için gerçekler olduğunu anlatan bir kitap. Martin Links'in iddiası modern hurafelerin antik inançları ötekileştirdiği, anlamsızlaştırdığı ve bugünün insanlarına kötü gösterdiği ve onun yerine modern hurafeleri geçirdiğini özetle söylüyor. Ve bu zehirlenmenin bizim geçmişte kabul ettiğimiz inançlarla, kültürlerle asla bir arada yaşayamayacağını iddia ediyor. Bu kitabı aslında 11. Saat isimli diğer kitabıyla birlikte okumanızı tavsiye ederim. Ama onu bu listeye almadım. Onu daha sonra konuşuruz inşallah. Sıradaki kitabımız bir felsefe profesörü olan Teoman Duralı'nın Çağdaş İngiliz Yahudi Küresel Medeniyeti isimli kitabı. Bu kitap da bugün üzerinde çokça konuşulan, bu devletler üstü bir yapıya sahip yeni bir dünya düzeninin temellerinin aslında kimler tarafından ve ne zaman atıldığı ile ilgili güzel nitelikli bir kitap. Dili biraz ağır olsa da sabretmeye ve okumaya değer. Çünkü Teoman Duralı bizim Masonluk, Illuminati gibi çokça konuştuğumuz fakat hakkında çok fazla bilmediğimiz bazı devletler üstü düzenlerin kökenleri hakkında bize bazı ipuçları veriyor. Vitrini süslü fakat mutfağı kanlı bir düzenden bahsediyor bu kitabında. Din dışı devlet düzeninin bir sonraki aşaması olan bu yeni düzenin İngiltere, Amerika ve İsrail üçgeni üzerinde para merkezli olarak kurulmuş yeni bir düzen olduğunu bu kitapta çok güzel delilleriyle mantıklı bir şekilde ele almış. Sıradaki kitabımız bir edisyon kitap. Önyargı isimli bir kitap. Bu kitabın editörü Abdülvahap El-Messiri fakat birçok makaleden oluşuyor. Bize Batı tarafından dayatılan birçok şeyin aslında bir ön yargı olarak kabul edildiğini ve bunun altının eşelendiğinde altından birçok tutarsızlığın çıkacağını ele alan bir kitap olmuş. Ön yargı kavramını baştan reddetmemiş. Onu baştan söyleyelim. Diyor ki ön yargı her toplumda, her medeniyette olması gereken bir şeydir. Fakat siz bunu olumlu tarafa kullanırsanız ortak insanlığı, olumsuz tarafa kullanırsanız tek insanlığı meydana getirirsiniz. Bugün olan da bu tek insanlığı meydana getirmek ve bu asla kabul edilebilir bir şey değil. Sonlara doğru biraz konunun dışına çıkan makaleler de var gibi ama yine de bu kitaptan alınabilecek çok şey var diye düşünüyorum. Anadolu'nun kayıp medeniyetini tekrar keşfetmekle ilgili birkaç kitaptan da bahsedelim videonun sonunda. Bununla ilgili bahsedeceğim ilk kitap Mahmut Erol Kılıç Hoca'nın Anadolu'nun Ruhu isimli kitabı. Bu hocanın bu konuyla ilgili, Anadolu'nun ruhu konusuyla ilgili yazmış olduğu birçok makaleden ve yazıdan hatta söyleşiden de diyebiliriz oluşuyor. Anadolu'yu Anadolu yapan fakat bizim bugün unuttuğumuz bir zamanlar
basit medreselerde bile okunmadan asla geçilemeyecek olan kişilerin, ekollerin nasıl bize unutturulduğu ve bunu hatırlamak için neler yapmamız gerektiği ile ilgili çok güzel bir kitap. Mahmut Erol Kılıç aynı zamanda köşe yazıları da yazan, dili gayet güzel bir akademisyen. Onun için bu kitabı da bu listeye alalım. Son iki kitabımız Batı'da yazılmış, müsteşrikler tarafından yazılmış iki kitap. Fakat gerçekten okunması gerektiğine inandığım iki kitap. Bunlardan bir tanesi Frederick Starr'ın Kayıp Aydınlanma isimli kitabı. Hacim olarak epey fazla. Fakat sabredip okunduğunda bize bu kayıp aydınlanma ile neyi anlatmak istediğini çok güzel ifade etmiş. Özetle Arap fetihlerinin başladığı 8. yüzyıldan Moğol istilasının olduğu 12. yüzyıla kadar ki Orta Asya ve İslam medeniyeti ilişkisini ve bu dönemde ortaya çıkan aydınlanmanın tekrar hatırlanması gerektiğini kitapta ele almış. Bizim İslam kültür ve medeniyeti derslerinde ele aldığımız, başlık olarak yazdığımız İslam alimlerinin, buluşlar ortaya koyan insanların hemen hemen tamamının bu 8. yüzyılla 12. yüzyıl arasında yaşadığını ve bu bahsedilen coğrafyada yaşadığını da ele alırsak eğer, bu konularla ilgilensin ilgilenmesin, her öğretmenin, özellikle öğretmenin bu kitabı okuması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bu kişilerle ilgili, bahsettiğim bu alimlerle ilgili çok enteresan bilgiler de, başka yerde belki karşılaşmadığınız çok ilginç bilgiler de var. İbn Sina olsun, Gazali olsun, Belhi olsun, bunun gibi onlarca alimin hayat hikayelerini de bu kitapta bulabilirsiniz. Kitabı okurken Bekir Karlıhan'ın Batıya Akan Nehir isimli belgeselini de hatırlamadan geçemedik. Onu da burada tekrar hatırlatalım. Eğer izlemediyseniz o belgeseli de mutlaka internette bir yerlerden bulup izlemenizi tavsiye ederim. Listenin son kitabı Thomas Bauer'in Müpemlik Kültürü ve İslam isimli kitabı. Avrupa'nın kültürünün temelinde yer alan kesinlik algısı ve kesinlik talebi acaba İslam dünyasındaki müpemlik kültürüne, ihtimal kültürüne ne kadar uyuyor? Bunun sorgulamasını yapmış Thomas Bauer. Batı'nın kesinlik takıntısının modernite ile birlikte Doğu medeniyetlerine de, İslam medeniyetine, Hint medeniyetine de sirayet ettiğini ve özellikle İslam açısından ele aldığımızda Müslümanların dünyaya ve dinlerine bakış açısını değiştirdiğini, değişik açılardan sorguluyor Thomas Bauer. Bizim de bugün özellikle eğitim sistemimizle birlikte kazandığımız bu kesinlik takıntısına dinin ne kadar uyduğunu sorgulamamıza sebep oluyor. Fakat yine de bu kitabın bir müsteşrik tarafından Avrupalıya İslam'ı anlatmak amacıyla yazıldığını unutmamak lazım. Biraz sorgulayıcı bir bakış açısıyla yaklaşmak lazım ama yine de bu kitaptan bir medeniyet okuması konusunda alınabilecek çok şey olduğunu düşünüyorum. Değerli okuryorum takipçileri, bugün medeniyet okumaları ile ilgili 11 kitaplık bir liste konuştuk. Bunu da bizim kadim medeniyetimizin meydana getirdiği güzel bir camide yaptık. Bundan sonra da değişik okuma listeleri oluşturmaya ve bunları sizinle paylaşmaya devam edeceğiz inşallah. Günleriniz kitapla, ilimle ve irfanla dolsun. Allah'a emanet olun.